Servis alanının olduğu yere doğru devam ediyoruz. Şu anda yol arkadaşlar berbat berbat. Buraya doğru gerçekten yol berbat. Baksana yol, otoban kapandı. Kimse de yok. Gidiyoruz bakalım hayırlısıyız. Hayırlısıyla gidiyoruz bakalım. Ohoho. Burası otoban arkadaşlar, İzmit. Az önce arkadaşıyla görüşüydüm de yollarda değil, hiçbir şey yok abi diye. Ben geçtim. Sen geçtin de sen erken geçtin kardeş dedim. Çerkeş'e doğru gidiyormuş. Sen dedim tehlikeli yerlere batlatmışım. Baksana buraya ya, baksana buraya ya. Yolda kimse yok arkadaşlar, bir benim. Ha, çürüme arabası karşıdan geliyor. Ay mübarek. Buraya doğru iyi tutturmuş. Şu şeyi açayım da cama ben vursun bu. Niye kürümüyorlar? Niye tuzlamıyorlar acaba ya? Kapsiye geçeyim ben. Burada geçelim de. Ohohohohoy. Allah. Evet, İzmit bölge trafiğin önünü geçiyorum arkadaşlar. Bakın. Buralar hep karşıdan geliyor kürme arabaları. Burada yok, bu tarafta yok. Bu tarafta kürme arabaları yok. Bu tarafta var, bu tarafta yok. Nasıl oluyor ben anlamıyorum ya. Otobüs gidiyor. Otobüsü bizden daha iyi gider. Ne yaptın otobüsü dayı ya? Sardın bize şeyi, gülü gübürü ya yüzümüze.
Yürü de, yürü la, yürü la. Otobüsü yaktın, bizi yaktın. Şurayı bir atlatabilirsek. Otobüsçünün yüzünden kaldık burada ya. Otobüsçünün yüzünden kaldık. Bas gitsene ya. İzmit arkadaşlar, bölge trafikten sonra Hause Park'ın oraya doğru olan bölüm burası. Bakın buralarda çalışma. Bak şimdi gene hala karşıdan geliyor. Hala karşıdan geliyor şey arabası. Çürüme arabası, tuzlama arabası. Bak. Vıyım vıyım vıyım. Bu taraf ne olacak bu taraf? Bu tarafı niye kürümüyorsunuz? Bak. Otobüsçünün bize ettiği iş yani. Yoksa biz normalde burayı hiç takılmadan çıkacağız. Otobüsçünün bize ettiği iş. Sen vazır vazır çık yüzün. Niye bekliyorsun ya? Vur çıksana orayı. Evet, İzmit'ten sonra İzmit şey tünellere gelmeden ki arkadaşlar, bölge trafiği geçtikten sonraki yer burası. Yırtınıyoruz şu anda. Yol berbat. Dedim ya birazdan felci olur buralar diye. Otobüs şu şey yapsaydı hiç takılmayacaktım ben burada. Sıyırıp çıkacaktım burayı. Önüme alttan vurabilseydik arabayı. Ben işte hani dünkü videomda da arkadaşlar diyordum ya böyle böyle diye. Bunu diyorum yani. Tırda diğer arabalar gibi değil arkadaşlar. Alttan yukarı ne kadar seri vurabilirsen, devirli vurabilirsen o kadar iyi oluyor. Bak düzde bile badanaç ediyor burada araba şu anda. Düzde bile badanaç ediyor. Bak şimdi o benim az önceki orada takıldığım rampa şimdi tıkanacak arkadaşlar. Bak gelen arabalar kalacak orada. Burada doğru dürüst bir çalışma olmadığı için buralar. Öbür taraftan bak 3 tane 4 tane kürüme arabası geçti. Bu taraftan daha kürüme arabası yok. Az sonra orası da tıkanacak. Buradan hiç geçemeyecekler. Ya bu yol kapanacak.
kesin kapanacak yani. Çünkü o benim az önceki takıldığım rampa tıkanacak yani. Orada çünkü taksiler kalmaya başladıydı. Allah, la ilahe illallah. Diyorum ya, buralar takılmadan bir atlatabilirsek ileri doğru. Gerçi ileride gidip bak. Bir tane de karşıda bekliyor bak gene. Bir tane de karşıda bekliyor. Buzlayıp gidiyor. Bu taraf ne olacak? Bu taraf dayı. Evet, tünele geldik arkadaşlar. İzmit tünel. Şu anda. İzmit'in son hali bu arkadaşlar. Esüre püstüre yağıyor. Ne tarafa yağdığı da belli değil. Elin içine girdik. La buraya kar yağmamış ya. Arkamda bir tane araba kalmadı arkadaşlar. O arada benle beraber geçenler geçti. Geçemeyenler taksilerin şeyine kaldı orada. Evet, iki tünelin arası arkadaşlar burası da. Bakın. Kaç senedir bu yola çalışıyorum, daha böyle bir buralarda böyle bir kış görmedim ben yani, bu şekilde yolun kapandığını görmedim ben buralarda. 2014'ten bu yana bak kaç, 8 yıl olmuş, 8 yıldır bu yoldayım ben. 8 yıldır daha görmedim bu şekilde olduğunu. Hayırlısıyla şu rampayı da bir inersek. Gene bak karşıdan geliyor kürüme arabası, görüyor musun? Gene bu tarafta yok. Yine karşıdan geliyor. 6. 7. Bu tarafta yine yok.
Evet, Gültepe tesislerinin oradayız anlık arkadaşlar. Anlık Gültepe tesislerinin oradayız. Günü geçenler şanslı. Yani hani ben diyordum ya, abi bir an önce bizi yüklen de gidelim gözünüzü seveyim diye. Yani bu yüzden diyordum. Çünkü akşam 5'ten 6'dan sonra yağan kar tutuyor arkadaşlar. Yolda sıkıntı yaratıyor. Gündüz olduğu zaman yol hareketli olduğu için bir sıkıntı olmuyor o kadar ama akşam sıkıntı oluyor. Şöyle bir vites daha düşürelim biz. Şimdi burada rötörler kullanılır mı, kullanılmaz mı arkadaşlar? Burada rötörler kullanmayacağım ben. Bunu ile bayağı bir sakin ineceğim. Her an her şey olabilir yani. -2'lerde şu anda. Bir iş çekelim bakalım. Bak karşıki taraftaki yolda arkadaşlar çalışma olduğu için, bak tuzlama olduğu için orası asfalt, simsiyah. Burası sadece arabaların gittiği kadarıyla. Ah Kürşat'a, ah Kürşat'a, niye tuzlatmadın bu İzmit'in rampalarını? Hiç mi bilmiyordun bu kardeşin buralardan geçeceğini? Ya buraya aşağı biraz daha düzgün olmaya başladı. Bu arada vardı ne varsa. Ama benim arkamdan hiç gelen yok arkadaşlar. O rampada herkes kaldı. Tam zamanında atlattık biz orayı, şükür olsun. Otobüsçü de bize hayınlık yapmasıydı, zalimlik yapmasıydı orada. Hiç sıkıntı çekmeyecektik de. Olsun, her şeyde vardır bir hayır. Belki de başka bir sıkıntı olacağı da öyle olması gerekiyordu. Cenab-ı Allah işini bülü bülü yapar. Ah Kadir, Kadir, gelmedi mi cuma? Kız senin yalanların tükenmedi mi daha? Bak gene kar kürüm arabası bu taraftan geliyor, bu tarafta yok. Evet, İzmit perişan halde arkadaşlar. Anam, anam, anam. Bu ne la, bu ne la? Buraya doğru gene aynı. Buraya doğru gene aynı. O arada bir düzeldiydi. Buraya doğru gene aynı. Ama bu tarafta niye çalışma yok? Ben onu anlamadım.
Kafamın basmadığı yer orası hala da. Yani karşı tarafta var da bu tarafta niye yok? Karın beyazlığıyla, ışığın güzelliğiyle de aynı günüz çekimi gibi oluyor değil mi arkadaşlar? Vallahi ya. Böyle havalarda da araba turda şokar 25-30 litreye yakın fazla yakıyor arkadaşlar soğuktan. Yolda kimse yok ya, tek başım. Benim gideyim abiler. Abilerde bir taksi gördüm. Yavaş yavaş gideyim. Bakalım nereye kadar sürecek bu böyle gibi. Diyorum ya arkadaşlar, ben 8 senedir bu yola çalışıyorum, daha bu yolda böyle karın üstünde gitmedim. Hendeklere falan, buralara doğru tamam, Düzce'lere doğru falan gittik ama yani buralarda ilk defa oluyor arkadaşlar böyle. Yolda da kar kütleleri, buz kütleleri oluyor. Arabalardan aşağı düşmüş, dökülmüş. Tem İzmit kavşağı birmiş. Cama eritsin diye arkadaşlar şeyi cama verdim de sıcağı azıcık açtımdı, unattı beni içeride ya, camı da açamıyorum. Neyse arkadaşlar, bu bayağı bir sürecek böyle. Görüşürüz tekrardan. Bakalım ilerlerde bizi ne bekliyor. Şu anlık böyle gidiyoruz. Gene karşı taraftan geçeyim.